Sevgili seyirciler, vapurda çay simit sohbetten İstanbul Sarayburnu'ndan herkese selam ve sevgiyle. Yine rüzgarlı güzel bir günde hayat mücadelesi iyi ve sağlıklı bir yaşam olan Yeşilay Başkanı sevgili Mücahit Öztürk'le birlikte olacağız. Güzel bir şeye başla ama hep güzel olsun. Her insan ölecek yaşta geç kalmayasın diyor. Ne Şems, güzel söylemiş. Efendim, güzel bir program olması dileklerimizle diyoruz. Çaylar simitler hazırsa birazdan başlayacağız. İstanbul dünyanın en güzel şehri ve Sarayburnu herhalde İstanbul'u izlemek için en ideal yer. Hala zihnimin bir tarafında vapurdaki çay simit keyfi vardır. Bence İstanbul demek deniz demek, deniz demek vapur demek. Vapur demek de herhalde martılara atılan simitle bir yudum çay demek. Heyecanlı bir an, nasıl yapalım? Merhabalar, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Efendim, kıymetli büyüğüm sevgili Mücahit Öztürk'le birlikteyiz. Şimdi efendim, İstanbul Boğazı hemen arkamızda. Mavi mi, yeşil mi ya da ikisinin o birleşimi hakkında ne söylersiniz? Aslında ikisi de gerçekten bizim anksiyolitik dediğimiz kaygı giderici renkler. Yeşili gördüğünüzde, maviyi gördüğünüzde, hele ikisini birlikte gördüğünüzde daha keyif alıyorsunuz. Rahatlıyorsunuz, içsel bir arınım yaşıyorsunuz. O yüzden yeşil ve mavi insan ruh sağlığı açısından da önemli renk. Efendim, vapurda çay simit sohbetten Sarayburnu'ndan yeniden selam ve sevgiyle. Çok kıymetli 100. yılını kutlayan Yeşilay'ımızın başkanı sevgili Mücahit Öztürk'le birlikteyiz. Ama işin ilginç tarafı Mücahit Bey'in isminin aslında Ömer olması, değil mi? Tam da söyleyemedim. Aslında iki isminiz var. Ömer Mücahit Öztürk. Ömer Mücahit Öztürk. Efendim, Ömer Öztürk'le de birlikteyiz diyebilirim. Ve ben de Eskişehirliyim. Siz de Eskişehirlisiniz. Böyle bir hemşire durumumuz da söz konusu. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim davetiniz için. İnsanın karar mekanizmasıyla ilgili bir soruyla başlamak isterim. İnsan hani bazen karar veriyor, bazen kararsızlık halinde oluyor ya. Karar verdiren, o karar mekanizmasında beyni etkileyen şeyler neler? Birçok şey var. Bugün buraya gelmeye karar vermeniz gibi değil mi? Evet. Aslında insanoğlunu diğer canlılardan ayıran temel fonksiyonlardan bir tanesi düşünerek doğru karar vermek. Çünkü aslında her canlı karar veriyor da doğru karar veremiyor. Biz zihnimizi aslında bir takım süreçler içerisinde kullanıp doğru kararlar vermeye çalışıyoruz. Doğru kararlar verenler kazanıyor, doğru karar veremeyenler de kaybediyor. İşin özeti bu. Kesinlikle. Şimdi hayatın içerisinde pazartesi günü sizin için nasıl bir önem taşır? Genellikle birçok insan hayatında bir yeni bir karar vereceği zaman, yeni bir yola geçeceği zaman genellikle pazartesi başlıyorum dediğine şahit oluyorum. Yani aslında kararı vermiş ama başlamak için pazartesini bekliyorlar. Yani bu mesela iyi alışkanlıklara başlamak için, kötü alışkanlıklardan bırakmak kurtulmak için. için ne zaman? Pazartesi yani. Evet, yani insanoğlunun tatilden sonra sıfırlaması ve başlaması diye bir şey var psikolojide. Ama aslında burada şuna da bakmak lazım. Ötelemek ve ertelemek de var. İşin negatif tarafı da o. Yani pazartesiler bir türlü gelmeyebilir de insanda. O yüzden çok pazartesi de bırakmamak lazım Doğru. aslında. Her şey gönüllü olmakla başlıyor değil mi? Tabii, sivil toplum kuruluşu gönüllülük esasında çalışan bir kuruluş. Siz içinizde hissetmediğiniz zaman o heyecanı zaten orada bir görev de yapamazsınız, faaliyette de bulunamazsınız. Bulunsanız da çok bir işe yaramaz. Bizim bütün çalışmalarımız gönüllülük esasına dayalı. Zaten kuruluşumuz gönüllülük esasına dayalı. Çok ilginç, bulunduğumuz yerle çok ilintili bir kuruluşumuz var bizim. Tam 100 yıl önce, 1920'de bir grup Türk aydını, burada İngiliz donanmaları buraya demir atmış iken bir şeyi fark ediyorlar. Bakın, ülke işgal altında ve ciddi sıkıntı var, problem var ama o günün aydınları, farklı branşlardan ki benim kendi branşımda olan, psikiyatrist olan Mazhar Osman Hoca'nın birleştirmesiyle farklı branşlardan bilim insanları ve aydınlar
bir tehlikeyle olaya başlıyorlar. Diyorlar ki gençlerimizde alkolle ilgili bir sıkıntı. O dönemde ülke işgal altındayken, yani İngiliz donanmaları şu anda bulunduğumuz yerdeyken, o zamanın aydınları bu işgalin içerisinde bir farklı bir boyutla olaya bakıyorlar ve diyorlar ki bizim gençlerimize alkol servis ediliyor ve gençler bu anlamda bilinçsiz bir şekilde alkol kullanmaya başlıyorlar. Burada bir tehlike var. Bakın bu 100 yıl önce büyük bir ileri görüşlülüktür, büyük bir aydınlıktır. Ve farklı branşlardan, farklı ekollerden bir araya gelerek Yeşilay'ı kuruyorlar. O zaman belki de bağımlılığın tanımı doğru dürüst yapılmamışken, bağımlılığın bir hastalık olduğu tanımlanmamışken, bu kadar aydınların bilinçli olup 100 yıl devam edecek bir sivil toplum kuruluşu kurmaları çok ilginç. O nedenle bizim için Yeşilay çok kıymetli. Hep de böyle devam etsin inşallah. Şimdi aslında isminizin başında Profesör Doktor ünvanı var. Bazen günlük hayatın içerisinde fark ediyorum da anneler babalar söyleyince çok tesir etmiyor da insan bir doktorun karşısına gelip de doktordan bir şey duyduğu zaman heh tamam diyor. Herhalde orada korkuyor. Şimdi ciddiyetinin biraz daha farkında oluyor. Ebeveynin söylemleri özellikle belli bir yaştan sonra, yani 10-12 yaşından sonra evde etkisini kaybetmeye başlar. Onun yerine kim alır derseniz, birinci sırada arkadaşlar çevresi alır, ikinci sırada da üçüncü şahıslar, daha farklı büyükler. Bu öğretmeni olur, rol model aldığı birisi olur, yani bir sanatçı olur, sporcu olur fark etmez ya da bir profesyonel olur. Doğrudur. Bu anlamda etki tabii ki farklı ama ebeveynlerin de aslında bu anlamda kendilerini yetiştirmeleri ve gençlere bir şeyi nasıl söyleyeceğini öğrenmeleri gerekiyor. Şimdi birçok psikiyatr, psikolog da şunu söylüyor anne ve babalara. Çocuklarınızla arkadaş değil, onlara anne ve baba babalık yapın. Ben de gençlik dönemlerimde bunu okuduktan sonra, dün işte sizinle ilgili kitaplara bakarken bu kelimeyi okuduktan sonra şunu hatırladım. Gençlik dönemlerimde babamı biraz eleştiriyordum. Arkadaş gibi yaklaşıyordu. Baba dedim, arkadaşım çok ama bir tane babam var. Böyle mi olmak lazım? Siz nasıl yorumlarsınız? Şeyi karıştırıyor ebeveynler bazen. Yani çocuklarla sağlıklı iletişim kurmak, çocuğun bize gelip bir şeyini çok rahat anlatmasıyla onunla aynı düzeyde arkadaş olmak farklı şeyler. Yani biz bir rol model olarak, otorite figürü olarak, ebeveyn olarak, anne baba olarak daha farklı bir konumda olmamız gerekir. Ama bu bize çocukların bir şeyi aktarması konusunda bir engel teşkil etmemesi lazım. Biz şöyle çocuk ve gençten asla korkmayız. Yaptığı yanlışları, hataları, anne ben işte sigarayı denedim arkadaşlarımla, lanet bir şeymiş, çok da hoş bir şey değilmiş demesi bizi çok rahatlatır. Gelsin anlatsın bize. Kendini ifade eden çocuktan biz korkmayız. Ama gizleyen ve yasakçı bir zihniyetle eyvah ben bunu ebeveynime, anne babama anlatmayacağım diyen çocuktan da çekiniriz. Evet, o zaman iletişim başlamamış oluyor zaten ve aslında siz bir şeyi fark edemiyorsunuz. İletişim olmayınca fark etseniz de çözemiyorsunuz. Müdahale edemiyorsunuz. Evet. Hayatınızda her şeyi kendiniz için mi yaptınız diye sorsam size. Çünkü insan bazen başka insanlar için daha çalışkan olabiliyor. Mahallesi için çaba sarf edebiliyor. Yaşadığı şehir, ülkesi için. Aslında insan her şeyi kendisi için yapmıyor. Bazen insanı şekillendiren şey ailesi ve sevdikleri de galiba. Daha çocukluk döneminden itibaren idealleriniz oluyor. Bu idealleri sadece kendinize indirgemeniz mümkün değil. Kendiyle ilgili idealleri olanlar hep bir yerde tıkanırlar. Çünkü bir yerde o artık doyum noktasına ulaşır. Aynen, keyif vermemeye başlar. Madden de manen de. Bu makam olabilir, bir ekonomik durum olabilir, güç olabilir. Bunların hepsi bir yerde tıkanır. Ama ne zaman ki farklı düşünürseniz, insanlık için bir şey yaptığınızı düşünürseniz, bu bilim adına da olabilir, bu işte bir devlet göreviyle de olabilir, bu bir sivil toplum kuruluşunda görevli olabilir ya da bir mahallede örnek abi, abla modeliyle de olabilir. O zaman işte devam eder o heyecan. Yoksa kendiniz için yaptığınız şeyler bir süre sonra artık size keyif vermemeye başlar. Bu insan ruh sağlığının temelinde olan bir şey zaten. Bir 24 saatimiz var. O 24 saat içerisinde bağımlılık çerçevesinde zaman harcadığımız şeyler var. Vakit harcadığımız şeyler var. Paramızı harcadığımız şeyler var. Şimdi insan tabii onları hayattan çıkardığı zaman o 24 saat içerisinde oralar boş kalacak. O zaman yerine bir şey doldurmak lazım. Kanımca hani bir bağımlılık sürecinden kurtulmanın
en güzel yolu onun yerine başka bir şey yapabilmek, başka bir şeye yönelebilmek. Daha baştan başlayacak olursak, daha temelden aslında buralara gitmemek için bir şeyler oluşturmak. Mesela biz bağımlılıkta, her türlü bağımlılıkta, bunun içerisinde alkol madde de var, tütün de var, bunun içerisinde internet bağımlılığı da var, hatta kumar da var ki biz bu beş alanla birlikte ilgileniyoruz. Bunların hepsinde koruyucu faktörler var. Nedir bu koruyucu faktörler? Bir tanesi aile içi iyi iletişim, doğru iletişim. İkincisi sizin de bahsettiğiniz onun yerine bir şey koymak. Nedir o bir şey koymak? Biz çocuklarımıza daha erken dönemden itibaren hobiler oluşturmak zorundayız. Yeteneklerine göre. Mesela spor inanılmaz koruyucu bir şeydir. Bugün bizim toplum olarak çok es geçtiğimiz olaylardan bir tanesidir. Yani biz çocuklarımızın akademik hayatlarına verdiğimiz önemin herhalde onda birini falan spor yapmalarına versek, herkes sporcu olsun, herkes milli sporcu olsun demiyoruz. Yeteneklerine göre belirlenir bu. Ama insan hayatında spor, çocuğun hayatında spor olduğu zaman zaten spor bir disipline etme aracıdır. O bu dediğim bütün bağımlılıklardan uzak kalacaktır. Bilgisayarın başında oturmayacaktır. İşte ne bileyim alkolden uzak kalacaktır. Sigara zaten içmeyecektir. Benim ciğerlerim çok kıymetli diyecektir. O nedenle sanatsal faaliyetler yeteneklerine göre bunları koymak çok önemli. Dediğiniz de çok doğru. Bunlardan uzaklaşmak için de bunları yerine koymamız lazım. Şimdi hem siz hem de canla başta çalışan bir ekibiniz var. İnsanları iyileştirmek nasıl hissettiriyor? Bugün buraya gelmeden önce sabah bizim Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz var. Yaklaşık 5 yıl önce başladık bu hikayeye. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri bütün Türkiye'ye yaygın bir şekilde şu anda hizmet veriyor. Amaç şu, bağımlılıkla ilgili her türlü danışma desteği ve psikososyal destek veriyoruz. Kısa adı YEDAM olan merkezler. Bizim için ölçü şuydu. Biz 5 yıl önce böyle bir kuruluş kurulurken şu mantıkla yola çıktık yönetim olarak, arkadaşlar olarak. Dedik ki bir tek genci kurtaralım yeter. Daha biz kurduğumuzun 3. ayında bir madde bağımlısı çocuğun annesinden şöyle bir çiçek geldi. Yazı şu, benim çocuğuma renklerini tekrar kazandırdığınız için size teşekkür ederim. Bu yeter. Değil mi? İnsan çok karmaşık bir varlık. Beyin dediğimiz, düşünce dediğimiz şey o kadar basit bir şey değil. Dünyada ne kadar insan varsa o kadar kişilik özelliği vardır. Kişilik özelliği parmak izi gibidir. Parmak izi birbirine benzemiyor. Ve bunu tanımak için de bütün her yerde işte uluslararası girişlerde, çıkışlarda bunu kullanır. Kişilik özellikleri de böyledir. Ben şöyle söylerim, ebeveynlik dünyanın en zor mesleğidir. Bir meslek değildir ama eğer meslek olarak ele alacak olursak dünyanın en zor mesleğidir. Çünkü siz size sunulan bir canlı, bir varlıkla ve kişilik özellikleri çok farklı varlık ve varlıklarla uğraşıyorsunuz. Ve bunlar bize emanetler, biz öyle düşünüyoruz. Hem inanç gereği hem kültür gereği. Bu emanetleri sağlıklı yetiştirmek zorundayız. O yüzden bu işin kitabı yok. Bu işi öğreneceğimiz kitaplar var ama uygulamanın kitabı yok. Uygulama çocuklar üzerinde olacak. O nedenle ebeveynlere hep şunu söyleriz. Deyiz ki lütfen genel geçer şeyleri çok iyi bilin. Ama uygulamada hep şunu düşünün. Benim bu çocuğumun özelliklerine göre ben davranmak zorundayım. Yoksa standart bir takım bilgiler sahip olabilirsiniz. Ama bu bilgileri iyi yoğurmazsanız ve sabredemezseniz başarılı olma ihtimaliniz yoktur zaten. Doğru. İyi hissettiren insanlar bağımlılık yapara katılır mısınız? Bazen bu anlamda sağlıklı bağımlılıklar da vardır. Var değil mi? Yani mesela işkolik olmak denir ya, işkolik, işe bağımlı. Eğer başka şeyleri ihmal etmiyorsa bir sorun yok. Ailesine çok bağlı, başka bir şeyleri ihmal etmiyorsa çok sorun yok. Dolayısıyla aslında bağımlılığın hastalık olarak tanımlanması gerçekten bilimsel bir literatürdür. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün de bilim insanlarının da hep ortak kararı şu anda 5 tane bağımlılık var. Diğer şeylere biz bağımlılık henüz demiyoruz. Hani vardır ya alışveriş bağımlılığı, işte yeme bağımlılığı. Hala onlar literatürde bir bağımlılık değildir. Nedir literatürde bağımlılık olan? Alkoldür, uyuşturucu maddedir, tütündür, kumardır ve online oyun bağımlılığıdır. Bunlar literatüre girmiş. Yoksa belki online oyun bağımlılığına literatüre girmesi enteresan tabii ama çok ciddi bir problem olarak. Evet, teknoloji hayatımıza girdikçe özellikle bilgisayar, akıllı telefonlar, 10 dakika telefonunuzdan uzak kalsanız ne oldu, kim mesaj attı diye merak etmeye başlıyorsunuz. Bu doğal bir şey. Şimdi bizim burada Yeşilay olarak ya da bilim insanları olarak teknolojinin kullanılmasını, hatta sonuna kadar kullanılmasına hiçbir itirazımız yok. Biz de kullanıyoruz. Bizim problemimiz şu, bağımlılık ne demek? Bağımlılığın tanımı şu,
herhangi bir madde ve eyleme, bağımlılık sadece madde değildir. O yüzden sadece uyuşturucu madde ya da tütün bağımlılığından bahsetmiyoruz. Eylem. Eylem. İşte buna biz davranışsal bağımlılıklar diyoruz. Davranışsal bağımlılıklar, bunlardan bir tanesi internette oyun oynamak. İnternet, online oyun oynamak daha doğrusu. Bunlar normal hayatınızda farklı şeyler yapmaya engel olur. Yani çocuk okuluna gitmez. Ders çalışmaz. Sosyalleşmez. Ödevlerini yapmaz. Sokağa çıkmaz. Evet. Herkes futbol oynarken... Odadan çıkmıyor. Sokağa aynen, bırakın. Herkes evin futbol... odasından çıkmayan var. Herkes futbol oynarken, işte basketbol oynarken, arkadaşlarıyla koşuştururken o odadan, karanlık odadan çıkmaz. Biz buna itiraz ediyoruz. Ve bağımlılık demek eşittir kişinin yaşam kalitesinde bir bozulma oluşturması demektir. Biz yaşam kalitesinde bozulma oluşturan, insan ilişkilerinde bozulma oluşturan, normal gidişatı bozan her şeye bağımlılık adını veriyoruz. Oyun bağımlılığı enteresan bir şey. Çocuklarda hani sonuçta çok yetişkinlerde bu hali göremiyorsunuz. Ama çocukların bu oyun olan merakının altında yatan şey herhalde çocuğun oyunda başarılı olması mıdır? Yani kendisini acaba orada iyi hissettiği için mi devam ediyor? Aynen yani... öyle ama sadece o değil. Hepimizin bir şikayeti vardır. Çocuklar kitap okumuyor. Kitap ne yapar? Kitap okuduğunuz zaman size düşündürür. Bir hayal kurarsınız. Bir senaryo kurarsınız ve o senaryodan keyif alırsınız. Aslında kitap okumak kişinin düşünce ve hayal etme gücünü yükselten bir şeydir. Ama bunun için bir efor sarf edersiniz. Bu bir efordur. Yani bazen yorulursunuz. Zamandır. Tabii. Evet. Şimdi size ne sunuldu onun yerine? Sonsuz renk, görüntü ve ses cümbüşünden oluşan oyunlar. Ve hayal etmiyorsun. Hayal etmiyorsun. Efor sarf etmiyorsun. Zihinsel çaba değil bu. O nedenle tehlikeli, o yüzden sıkıntılı. Hayal gücünü yok etti çocukların. Çocuklar sadece birilerinin hayalleriyle oynamaya başladılar. Şimdi sizin dediğiniz nokta çok önemli. Niye bağımlılık yapıyor bilgisayar oyunları? Niye insanlar günde 10-12 saat çocuklar bununla uğraşıyorlar, okullara gitmiyorlar, anne babalarıyla kavga ediyorlar? Sebebi şu, bir haz odağı uyarıcısı aslında. Kazandığı zaman, başardığı zaman bir haz duyuyor. O hazla... Bir madde aldığındaki haz aynı aslında merkez tarafından beyinde organize ediliyor. Ve onu engellediğiniz zaman hazı yok etmiş oluyorsunuz. Başka bir şey daha vardır bağımlılıkta. O hazı elde edebilmek için tolerans diye bir şey var psikiyatride. O hazı elde edebilmek için daha fazla yapmanız lazım. Daha fazla o maddeden almanız lazım. Daha fazla oynamanız lazım. Eskiden bir saat oyunla keyif alırken artık 2 saat oyun oynamanız lazım. Artık 5 saat oyun oynamanız lazım. Sıkıntı burada. Yoksa sınırlı noktada bir problem yok. Bizim ailelere verdiğimiz çok basit bir mesaj var. Lütfen 2 şeyi kontrol altında tutun. Oyun bağımlılığı vesaire gelişmez. 2 şey. Madde 1. İçeriğine bakın. Çünkü çok zararlı içerikler var internet ortamında çocuklar için. Gerek cinsellik anlamında, gerek şiddet anlamında, gerek işte kumara alıştırma anlamında bir sürü alanlarda içerik sıkıntısı var. Buraya dikkat edeceğiz. İkincisi de süre. Siz bir limit koyun. Bu limit içerisinde içerik ve süreyi ayarladığınız zaman zaten bir sıkıntı yok. Şimdi efendim çok ilginç bir sorun var sevgili Mücahit Bey'e. Telefonda hani güler yüzüsünüz, insanlara pozitif bir enerji veriyorsunuz. İşiniz gereği de kendiniz aslında iyi olmalısınız ki insanlara iyi gelebilmelisiniz. Telefonda bu emojileri kullanır mısınız? En çok Mücahit Bey hangi emojileri kullanıyor? Kullanmama ihtimalim yok. 3 tane kız babasıyım. Sabahtan akşama kadar emojilerle. Kalpçikler mi? Kalpçikler, işte gülümseme. Ama yani benim bildiğim ve kullandığım bir tane kalp. Bir de gülme. Hayatımızın tam ortasında. Kullanmama ihtimaliniz yok. Bir de kestirmeden bir şey ya. Değil mi? Bazen iyi olabiliyor ama. Evet, bazen evet. Tek bir emoji uzun uzun yazılacak şeye bedel olabiliyor hayatta. Şöyle bir şey. Tabii biz bunları, yani bu evrilmeleri de çok yadsımıyorum aslında. Yani insanoğlu bir yerde durmamış ki. Yani sürekli evrilmiş. Bizim kendimizden ve ruhumuzdan ve duygumuzdan arınmış bir sanal ortam istemiyoruz. Biz konuşalım, sohbet edelim. Şöyle sohbet gibisi yok. Çocuklar, bakın ben hep bir şey söylerim. Eskişehir'den bahsettik. Buyurun. Ben Kurtuluş Mahallesi'nde oturan, Atatürk Lisesi'ne çok yakın bir mahallede oturan. Benim babamın, Allah uzun ömür versin, bir lafı vardı. Amin. Akşamları şöyle derdi bana. Yemeğimizi yedik, yan komşu Remzi amcalara git de müsaitseniz çay içmeye geleceğiz de. Akşam saat 8. Bakın evde çay mutlaka vardır. Pasta var mı, börek var mı, şu var mı? Yok. Çay içmeye gideriz. Çay içmeye. Bu ne? Sohbet. Bu sohbet. Ve biz de gideriz. İşte televizyon zaten tek kanal, seyredilir seyredilmez, bazı diziler beraber seyredilir.
Ama şu andaki sorun şu. Çocuklarımız muhabbet ve sohbeti görmediler. Muhabbet ve sohbeti bilmiyorlar. Online sohbet çok tehlikeli bir şeydir. Yüz yüze sohbette bir duygu akışı vardır. O yüzden bugün sosyal medya çok insafsızca kullanılıyor. Her şekilde hakaret vesaire çok kolay yapıyor insanlar. Niye? Karşılıklı yapamaz. Korktuğundan değil, vicdan harekete geçtiğinden. Kırmayayım şunun kalbini der. Yani çok sinirlendiği, çok kızdığı, öfkelendiği birisine dahi o sözleri, sosyal medyada yazdığı sözleri söyleyemez. İnsanın doğasında vardır o çünkü. Ama kalemle yapıyor, yani şey, tuşlarla bunu yapıyorsunuz. Doğru. Sıkıntı tuşlarla burada. Yapması daha kolay. Bu sürekli neden benim başıma geliyor diye düşünen birine şaman öğretisi sen dersten öğrenene kadar bu şekilde devam edecek diyor. Hayatın içerisinde bazen gerçekten de böyle tıkandığımız ya neden böyle oluyor durumları vardır. Demek ki ondan tam ders çıkartamadığımız için mi? Bizim temel özelliklerimizden bir tanesi, insanın temel özelliklerinden bir tanesi kendimizi kontrol etme mekanizmamızdır. Yani aynen araçlarda olduğu gibi bizim beynimizde de kendimizi frenleme bir mekanizması var. O yüzden duruyoruz, bekliyoruz, düşünerek hareket ediyoruz ve ders çıkartıyoruz. Yani evet burada şöyle bir sonuç oldu, bir daha bunu yapmamam gerekir diyoruz. İşte burayı harekete geçirmek gerekiyor. Bu fren mekanizmasını harekete geçirmek de aslında bizim elimizde olan bir şey. Bazen çocuklarda bir problem olabilir ve psikiyatrik bir problemdir. Biz buna dürtüsellik diyoruz. Yani çocuk kendini bu anlamda frenleyemeyebilir. Ama erişkin hayata geldiğimizde bizim bu donanımımız var. Bir sürü tecrübelerimiz var. O yüzden tecrübeleri değerlendirip frene basmayı bilmemiz gerekiyor. Frene bastığınız zaman kaza yapma ihtimaliniz çok az. Yani dokunsanız da bir yere büyük bir hasar olur. Olmuyor. Doğru. Biraz önce dediniz ya ebeveynlik bir meslek olsaydı en zor meslek olurdu diye. Yaşadığım, şahit olduğum bir şey var. Şimdi çok veren ailelerin yani aslında çocuğuna her istediğini çocukluk yaşından beri veren ailelerin çocuklarının biraz şımarık olduğu ve belli bir noktadan sonra da hep orada kaldıklarını görüyoruz. Yani aile bir şey vermeye devam ederse alıyorlar ama onların kendi kazanmaya çalıştıkları bir şey olmadığını fark ettim. İzmir'de bir abim var. Amerikan otomobilleriyle ilgileniyor. Ben de bir karavanım vardı. Ondan almıştım. İzmir'de bırakıyorum. Gittiğim zaman ziyaret ediyorum. Şimdi Tamer abinin çok güzel arabaları var. İki tane de aslan gibi çocuğu yanında çalışıyor. Küçük olan çocuk 18 yaşında. Yağız. Çok güzel bir araba var. Dedim kullandın mı, nasıldı? Babam daha vermedi dedi. Şimdi orada bir dank etti kafama. Yani babasıyla çalışan bir çocuk her gün orada. Yaş 18 olmuş ama daha zamanı gelmediği için ona vermemiş mesela. Şimdi bu insanın kıymet bilmesine neden oluyor galiba. Gerçekten çok önemli bir nokta. Bunu saatlerce konuşabiliriz. Yani, ama şu var. Onun ayarını tutturabilmek çok zor. Yani. Bravo. Ayarını tutturabilmek çok zor. Bazen bunu yaparken dozu öbür taraftan kaçırabiliriz. Yani bizler çocuğun gelişim düzeyine ve yaşına göre sorumluluk vermek zorundayız. Ne çocuğu sınırsız bir şekilde serbest bırakmak doğrudur, ne de gereksiz yere sıkıştırmak ve nefes almasına engel olmak doğrudur. İkisi arasındaki o hassas dengeyi bulmamız gerekiyor. Neye göre? Gelişim düzeyine ve yaşına göre. Şuraya çok katılıyorum. Özellikle bizim jenerasyon. Kendi sıkıntılarımızı, ekonomik sıkıntılarımızı, yaşadığımız dönemi vesaireyi bilerek fazla empati kurarak çocuklarımıza çok fazla verici olduk. Evet. Buna ben de dahilim. Bir i̇yi özeleştiri. Olsun, değil mi? Hep iyi olsun. Bu özeleştiri. Evet. Fakat dengeyi sağlarsanız problem yok. Ama öbür taraftan çok ceberrut bir şekilde tamam bizim her şeyimiz var ama ben size hiçbir şey vermiyorum, şunu da vermiyorum, bunu da vermiyorum, kendiniz kazanın filan. Bu da yanlış bir şey. Ortalamayı iyi tutturursanız, balans iyi olursa, denge iyi olursa doğru. Bir sorun yok. İçeriye doğru bir adım atmazsan dışarıda kalırsın diye bir söz var. İnsan hayatında bir başlangıç yapmazsa hep olduğu yerde kalıyor tabii haliyle. İnsanoğlu ayakta tutan ve yaşatan en önemli şey aslında günlük de yaşaması. Ha bu eleştirilebilir. Yani bizim hiç mi planımız olmayacak uzun vadeli diye. Ama eğer günlük yaşama enerjimiz olmazsa zaten bir süre sonra depresyona gireriz. Çünkü günlük yaşama enerjisi. Günlük yaşama enerjisi. Ben bugün ne yapacağım? Kalktım sabah. Bugün lanet olsun derseniz zaten o gün öyle geçer. Ama bugün ben iyi şeyler yapacağım diyorsanız ve yaptığınız işi keyifli hale getirmek için bir çabanız varsa, özellikle bir mental, zihinsel çabanız varsa o gün iyi geçer. O nedenle insanoğluna verilmiş en kıymetli şey aslında o günü yaşama değeridir. Eğer böyle olmasaydı, biz sadece geleceği düşünüyor olsaydık, gelecekle yaşasaydık hiçbirimiz hiçbir şey yapamazdık. Dururduk sadece. O günün nasıl iyi geçeceğiyle ilgili planlar yapmak
Ve hayat dediğimiz şey aslında o günlerin toplamı yani. Günlerin toplamı. Ve çok da gelecekle ilgili çok uzun vadeli planlardan biraz da uzak kalmak. Şimdi tabii hayatın içerisinde insan böyle bazen kala kalıyor. Neden öyle oluyor? Çünkü kafasında böyle cevaplaması gereken 40 tane soru oluyor ya. Şimdi bu soruları cevaplamak için önce insanın kendisine vermesi gereken, sorması gereken soru nedir de diyeceğim. Bir de İsmet İnönü çok önemli kararlar vereceği zaman böyle bir 48 saat düşünür öyle karar verir. Doğru karar verebilmek aslında ne kadar sabırlı olduğunuza bağlı. Yani eğer sabırsızsanız ve hızlı karar veriyorsanız yanlış yapma ihtimaliniz çok fazla olur. Düşünebilmek, sağlıklı düşünebilmek için hepimizin zamana ihtiyacı vardır. Evet, bazen çok hızlı karar vermemiz gereken durumlar olabilir. Ama eğer böyle bir durum söz konusu değilse mutlaka ve mutlaka çok yönlü düşünmeyi bilmemiz gerekiyor. Hep öyle değil midir zaten? Mesela öfkeyle verilen hiçbir karar doğru olmaz. Olmaz, doğru. Ya da heyecanla verilen kararlar da genelde doğru olmaz. O yüzden sabırlı olmak. Yani insanoğlunun belki de en değerli özelliklerinden bir tanesi sabretmeyi becerebilmesi. En son ne zaman ağladınız? En son ne zaman ağladım? En son bir filmde ağladım ama hangi film olduğunu şu anda hatırlamıyorum. Ağlarım ben. Ağlarım. Bir sıkıntı yok yani. Filmden o zaman sizin kısa film yarışmasına geçelim. Yeşilay'ın güzel projelerinden bir tanesi. Öncelikli olarak bu kısa film yarışmasıyla gençlerimizi, sanatçılarımızı herkese açık bir şekilde diyoruz ki lütfen bağımlılıkla ilgili anlatacaklarınızı bir film olarak, görsel olarak anlatın ve bize sunun. Biz de onları değerlendirelim. Onlar içerisinden seçimler yapalım. Onları ön plana çıkartalım ama hepsini değerlendirelim. Yine bizim uluslararası bir karikatür yarışmamız var. İnanılmaz derecede yaklaşık 60-70 ülkeden karikatüristin katıldığı, çok güzel eserlerin geldiği yarışma var. Bu yarışmada da sadece bir çizgiyle o kadar büyük şeyler anlatılıyor ki bütün eserleri sergiliyoruz. Okullara götürüyoruz, çocuklarımıza götürüyoruz. İşte belki sayfalarca yazı yazarak anlatacağımız şeyi bir tek çizimle anlatabiliyoruz. Aslında şurayı hep vurguluyoruz biz. Yeşilay demek sağlıklı yaşamayı tercih etmek demek. Çünkü bağımlılıklardan uzak kalmak sağlıklı yaşamayı tercih etmek demek. Ve çocuklarımızın da sağlıklı yaşamla ilgili inanılmaz bir istekleri ve talepleri var. Ben çocuk psikiyatristiyim. En az haftada 2-3 tane çocuk gizlice kapıdan şöyle çalar. Anne baba girdikten sonra ya da çıktıktan sonra bir şey söyleyeceğim der. Bazıları bilir benim Yeşilay Başkanı olduğumu, bazıları bilmez. Lütfen anneme söyler misiniz? Sigara içmesin. Diyor, söylüyor. Haftada en az 2-3 tane çocuk. Bakın ben diyorum ki her çocuk aslında Yeşilay'la doğuyor. Değil mi? Sonradan insanlar sıkıntı yaşıyor. Yani. Doğru. Yeşilay 100 yıl önce kurulmuş. Sorum da aslında biraz bu yüzyıllarla alakalı. Şimdi çevremizde görüyoruz mesela İstanbul'dayız, hava 28-30 derece. Çoğu zaman çok sıcak, çok sıcak diyeni duyuyorum çevremde. Ya da hani hayatla ilgili böyle çok basit eleştiriler yapıyorlar küçük şeylere. Bazen düşünüyorum insanoğlu ne kadar şanslı aslında bundan 100 yıl önce. Bundan 200 yıl önce, 500 yıl önce yaşayan insan olsaydık o zamanki şartlarda giyinecek, korunacak. Yani yaşamaz, klima. Değil mi? Yani klima mı vardı şimdi? Soğuk o zamanki insanların şeyi neymiş yani suçu neymiş? Önemli sorunlarımızdan bir tanesi insanlık olarak şükretmeyle ilgili bir problemimizin olması. Sürekli şikayet eden, sürekli beğenmeyen erişkinler şükreden çocuklara sahip olamazlar. Yine biraz sosyal medyaya den vurarak söyleyeceğim. Özellikle sosyal medyada bütün problemleri biri beş yaparak anlatan, çok fazlaca eleştiren, çok fazlaca yeren, pozitif taraftan bakmayan, tabii ki eleştirilecek, yerilecek birçok şey vardır ve yerilir. Ama daha pozitif bakmayı da becereceğimiz birçok yerde de negatif bakıyoruz. Dediğiniz örnekler gibi işte. Bugün eğer soğuk su içebiliyorsak, aşağı yukarı her evde bir buzdolabı varsa, bugün işte iletişim olarak annemize, babamıza canlı bir görüntüyle ulaşabiliyorsak. Soğuk su dediniz gerçekten harika bir örnek. Yani soğuk su içebiliyoruz evet, yani. Ben hep soğuk su içerken onu düşünürüm. Yıllar önce insanlar nasıl suya kanıyorlardı. Çok büyük bir nimettir soğuk su. O yüzden şükretmek demek şikayet etmeyen bir ebeveynle yetişen çocuklarda şükür gelişir. Yoksa sürekli şikayet eden bir ebeveynin çocuklarında şükür gelişmez. Zaten çocuktaki endişe de çoğu zaman ailedeki endişenin bir devamı gibi de olabilir. Kopyası gibi olabiliyor.
Efendim, vapurda şahsini sohbete Sarayburnu'nda devam ediyoruz. Hayatta her şeyin bir vakti var. Sonuçta evrende o vaktin, güneşin doğması, batması gibi bir sisteme bağlı ama insan bazı şeylerin vaktini kendi belirleyebiliyor. Nelerin vaktini belirlemek önemli? Bazı noktalarda önemli kararlar almamız gerekir hayatta. Bunu sadece biz kendimiz açısından da düşünmeyiz. Mesela çocuklarımız açısından düşünelim. Bir ebeveyn olarak çocuğun hangi okula gideceğine siz karar veriyorsunuz. Değil mi? Çocuğun yeteneklerine göre o yeteneğin gelişmesi için bir eğitim almasına yine siz karar veriyorsunuz. Vesile olabiliyorsunuz. Bizim istişare diye eskilerin ifade ettikleri danışma. Bu da çok önemli. Yani bazen biz bazı şeyleri görmeyebiliriz. İnsanoğlu her şeyi her açıdan göremez. Zaten birine danışmak, fikir almak aslında o kişinin de işini kolaylaştıran bir şey. Aynen. Güvendiğimiz, fikrine, düşüncesine güvendiğimiz insanlara sorarak. Bu bizim açımızdan böyle olduğu gibi çocuklarımız açısından da böyledir. Eğitim danışmanına sorarız, bir psikolojik danışmana, psikoloğa, psikiyatriste fark etmez. Birisine sorarsınız ya da başka bir şey için bir spor hocasına sorarsınız. Bizim çocuk futbolu çok seviyor ama bu adamda bir kabiliyet var mı? Yoksa bu adamı basketbola mı yönlendirelim? Yüzmede mi daha iyi yapar? Soruyoruz. Bu karar mekanizmalarında bu istişare meselesi çok önemli. Ve en önemlisi lütfen ve lütfen hepimiz ve çocuklarımız için mutlu olacağımız alanlara yönelelim. Yani zorla yapılan bir iş üretime dönüşmez. Dönüşse de o üretim sağlıklı olarak, verimli olarak devam etmez. Mutlaka. İnsan zaten sevmediği bir şeyi yapmıyor ki. Yani insan sevmediği bir yemeği de yiyemiyor. Aynen. Çayı sevmezsen zorla da bir bardaktan fazla kimseye içirtemezsin. O yüzden insanın sevdiği şeyleri bulup onları isteğini arttırması lazım. Bu çocuklarımız için de geçerli. Çocuklarımızın da sevdiği şeyleri bulup oradan ilerlememiz evet, gerekiyor. Yani orada da oradaki benim meşgul sevdiğim şey değil. Ama hocam ben diyor ki bazen aileler böyle yapmasını çok istiyorum. Ama çocuk istemiyor. Ya değil mi? Hazreti Mevlana şöyle demiş. Hani sevdiklerinize gül verin. Gül yoksa gülü verin demiş. Bütün bu psikoloji içerisinde bir psikiyatr olarak da bir profesör olarak da hayatta gülmenin insanda bıraktığı etkiyi ve yaydığı pozitif enerjiyi yok sayamayız herhalde. Çok önemli, çok kıymetli değil mi? Ben iki şeye çok değer veriyorum. Bir tanesi gülümsemek, ikincisi selam. Ki bizim geleneğimizde, inançlarımızda selamın ne kadar değerli olduğunu. Yani emin olun ben size zarar vermeyeceğim anlamına gelen selamın, işte merhaba, günaydın, selamün aleyküm ne derseniz, hangisini derseniz deyin. Bunun ne kadar değerli olduğunu, bir gülücüğün, düşünebiliyor musunuz? Asansöre bindiniz ve birisine selam verdiniz ve güldünüz. Bitti. O gün o insan içinde sizin için de güzel geçer. O neden şimdi maskeler yüzünden tabii gülücükler bir sıkıntı oluşturdu ama muhtemelen inşallah maskeler de atılacak. O günler de gelecek. Ama gülmek ve selam çok değerli insan psikolojisinde. İnsanın hani para harcayarak yaşadığı hazlar var. Aslında para kazanmadan yaşanacak hazları düşününce işte yürüyüş yapmak, koşmak, terlemek, okumak, ne bileyim çimlerin üzerine yatıp gökyüzünü seyretmek, sohbet etmek, iletişim kurmak. Değil mi? Aslında eski zamanlardan da insanda para yokmuş zaten ama haz almaya, yaşamaya, o psikolojiyi sürdürmeye devam ediyormuş. Bunu nasıl yapıyormuş aslında? Belki de saydığımız şu örneklerle. Bazen o para kafa karıştırıyor. Hani parayla ne yapabilirim durumu olabiliyor insanda. Sonuçta para var ya, öteki aslında parayı gerektirecek hiçbir şey yok. Yürüyüş yapmanın, ormanda yürümenin, değil mi? Aslında temelde yaptığımız şeyler çok değişmiyor. Sadece işte biz 100 yıl önce burada böyle bir daha dizayn edilmiş bir gemide değil de sandalda çay içebilirdik karşılıklı olarak. Yani fark eden bir şey yok aslında. İnsanoğlunun haz odakları çok da değişmedi. Fakat çeşitlilik ve negatif anlamda bir takım haz odakları oluşmaya başladı. Bizim buna itirazımız var zaten Yeşilay olarak da bağımlılık anlamında da. Dediğiniz o kadar doğru ki. Yürüyüş yapmak bir keyif veriyor mu? Veriyor. Sohbet etmek bir keyif veriyor mu? Veriyor. Sağlıklı olmak size bir keyif vermiyor mu? Her sabah kalktığınızda şükretmiyor musunuz ben bugün sağlıklıyım diye? Ben o sağlığımı bozacak, hastanelerde sabahtan akşama kadar uğraşacak bir hale niye düşeyim ki kendi elimle? Ha, benim elimde olmayan bir şey varsa tabii ki o başka bir şey. Ama sağlıklı yaşam dediğiniz şeyin ne kadar değerli olduğunu hasta olduğumuzda hepimiz biliyoruz. O yüzden bütün bağımlılıklarda eşittir sağlıksız yaşam demek. Bunun bir parayla da karşılığı yok. Yani siz bir denizi seyrederken
İşte kıyıda çayınızı yudumlarken, bir vapurda çayla simitle keyif alırken bunun bir şeyi yok. Yani bunun martılara simit atarken aldığınız keyfin bir ekonomik karşılığı yok neredeyse. Hem güzel hem de ucuz bir şey gerçekten çay ve simit keyfi. Olmazsa olmazlardan bir şey. Aslında tüm mücadelesi iyi ve sağlıklı bir yaşam olan sevgili Mücahit Öztürk'le birlikteydik. Yeşilay olarak diyoruz ki 100. yılımızda nice sağlıklı nesillere bağımlılıktan uzak kalalım ve sağlıklı nesiller yetiştirelim. İnşallah, inşallah. Sevgili Ömer Mücahit Öztürk ve ben Ömer Öztürk. O zaman Hazreti Ömer'in bir sözüyle kapanışı yapalım isterim ben. İnsan inandığı şekilde yaşamazsa yaşadığı şekilde inanmaya başlar. O yüzden inandığımız şekilde yaşamaya devam edelim inşallah. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun inşallah. Teşekkürlerimizle. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Efendim, alkışlar ediyoruz. Vapurda çay simit sohbeti bana İstanbul'a geldiğim ilk günü hatırlattı. O günün heyecanıyla çok keyifli bir program oldu. Başta Ömer Bey olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. (Gülüyor)